Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, yine benim aşırı sevdiğim serilerden bir tanesiyle karşınızdayım. Bugün Netflix'in kendi çıkardığı Scripted Crime Stories adlı uygulamanın ikinci oyununu oynuyoruz. Bu Netflix'in oyunlarından bir tanesi. Bu kanalın daimi izleyicileri aşinadır. Çok daha yeni oynamıştık. SE15 ekibinin, gangsterların yer aldığı bir hikaye oynamıştık. Bu sefer ikincisini oynuyoruz. Bu hikayenin daha birincisinden çok daha iyi olduğu ve daha karmaşık, daha böyle hareketli olduğunu söyledi herkes. Bir influencer'ın cesedi bulunuyor. Hani açıklamasında influencer yazıyor ama aslında hikayedeki kişi bir OnlyFans performans sanatçısı. Anlayamayacağım, emin olup olmadıklarını söylemişlerdi. Ben de muhtemelen yayınlayamayacağım kısımları sansür koyacağım ya da keseceğim oraları. Çünkü YouTube zaten çok fazla artı 18 şey göstermeye izin vermiyor, tahmin edersiniz. O yüzden bu hikayede artık neyle karşılaşacağım hakkında en ufak fikrim yok. Bolca sansür olabilir ama hikayenin sonunun inanılmaz ters köşe olduğunu, herkesin çok şaşırdığını ve çok iyi olduğunu söylediler. O yüzden merakım daha da arttı diyebilirim. O zaman hazırsanız hep beraber başlayalım. Gördüğünüz gibi bir influencer Hampstead Heath'te ölü bulundu. Umarım doğru okumuşumdur. Cinayeti çözebilecek misin? Başlığıyla yer alıyor. Alternatif sayamazsam 5 bölüm içerisinde bitecek. Yani 5 videomuz olacak. Hadi bakalım o zaman. Ollie! Ollie, where are you going, you silly dog? What do you got there? Fucking hell! Jesus Christ! Oh, guys, they've just found a woman's body in a Hampstead Heath. It's making me sick to the stomach. Who would do it? Inconclusive. That girl could have been me. Sir, you're gonna have to move on for me, please. Is it Gemma Dream? You're gonna have to move on now. Is it Gemma Dream? Wait, then? All right. Oh my god, that's the mask. It has to be her. Hello you. Gemma Dream has been found dead. You all need to stop glorifying sex work, because this is where it leads. Why isn't this in video news? Must be a gift taking clothes off online. Wow! Yine Shutterland ekibiyiz. Bir önceki oyunda oynadığımız ekiple beraberiz yine. Shutterland sanıyorum ki bizim baş dedektifimiz gibi bir şeydi. Bizi yönlendiren kişiydi diye hatırlıyorum. Geldim Shutterland, anlat bakalım. Hey Shutterland, şimdi geldim. Anlat bakalım. Özlemişim ben. Hoş geldin dedektif. Yine başlıyoruz. Haydi bakalım başlayalım diyorum. Hampstead Heath'te bir ceset bulundu. Epey dehşete düşüren bir vaka. Her şey çok hızlı gelişiyor. O yüzden her şeyi öğrenmen için bütün ekibi sohbete ekliyorum. Sophie'yi ekledi, Vikram'ı ekledi. Sophie yine geçmişteki isimlerden de. Hop, Vikram da eskisi. Tamam, ikisi yine aynı. Sevdiğim, özledim sizi millet. Vallahi ben tekrardan bunu söylemek istiyorum. Çünkü ikisini de gerçekten özledim. Ben de seni özledim canım. Bunun bu samimiyetsiz hareketlerini özlemedim ama. Ne yapmak ve nereye varmak istemektedir? Ben onu samimi bir sohbet gerçekleştirmiyorum. İş dostluğu. Pekala millet. Şimdiye kadar topladıklarımızı bir ele alalım. Bu arada Vikram Aslan cevap vermedi. Şeyime girdi. Radarıma. Bu sabah Hampstead Heath'te bir kadın parçalanmış cesedi bulundu. Üzerinde kıyafet, şahsi eşya ya da telefon yoktu. Evet, elimizde yalnızca bu maske vardı. Bir de bu parlak kızıl saç öbekleri. Ha tamam, maskeyi. Okey. Kızıl saçları var. Tamam. Şu maske önemli bir şey gibi görünüyor dedim. İyi kadın dedektif. Zaten bir tane, iki tane şey var. Yorum yaptık yani. Bu da bana yaranacağım diye. Shutter's olay yeri görselleri paylaşınca biraz araştırma yaptım. Ve bir isim hemen dikkatimi çekti. Gemma Dream. Gemma Dream mi? Gemma Dream kim? Ne farkı var? Kim diyorum. Bilmiyormuş gibi yapıyorum yani. Gemma Dream erotik model ve All My Fans influencer'ı OnlyFans, All My Fans yapmışlar. Parlak kızıl saçlarıyla anında tanınıyor. Kimliğini gizlemek için ikonik bir altın maske takıyor. Gerçekten o kadar iyi gizlenmiş ki inanılmaz gerçekten. Gemma Dream'in muhtemelen gerçek ismi olmadığını altını çizelim. All My Fans'te kullandığı sahne adı olma ihtimali daha yüksek. All My Fans'te sahne adı mı? Yani ikisinde ne olduğunu biliyorum da hadi neyse, All My Fans ne diye sorayım. All My Fans bir içerik aboneliği hizmeti. İçerikleri arasında popüler platform, çoğunlukla bu içeriklerle anılıyor. Gemma Dream'in All My Fans profiline baktım. Birkaç gündür hiçbir şey paylaşmamış. Normalde 2-3 saatte bir içerik paylaşıyormuş. Benim abartı seviyesi abi. Kim 2-3 saatte bir story paylaşır gibi şey paylaşıyor. Ceset Gemma'ya mı ait dedim. Bunların cinsinin Gemma Dream'e ait olduğunu mu düşünüyoruz? Hemen anladın dedektif. Shutterland benim aklımı alay ediyor gerçekten. Şu an defolsun gitsin. Ben şimdi bu cinayet şeyinden çekilirsem görürsünüz. Maalesef Gemma'nın adı basına yayıldı. Artık biz de herkesin bildiği kadarını biliyoruz. Açıkçası pek de bir şey bilmiyoruz yani. Burada sen de eve giriyorsun. Ama Gemma'nın telefonu bizde değil. Nasıl yardımcı olabilirim?
Tamam, telefonunu sordum. Verin yani. Çünkü telefonu yok diyorlar bana. Evet, telefon somut anlamda elimizde olmayabilir. Ama elimizde yokluğunu büyük ölçüde telafi edecek bir şey var. Sophie. Cinayet kurbanımızın Gemma Dream olduğunu anlayınca biraz araştırma yapıp Gemma Dream adına bağlı bir telefon ağı hesabı keşfettim. Ha, uzaktan telefona erişeceğiz. Bugünlerde herkesin telefon verileri otomatik olarak bulutu yedekleniyor. Böylece Gemma Dream'in telefonunun yedeğini sanal modele aktarabildim. Ne kadar basit değil mi? Herkesin telefonunu böyle şey yapsanız. Korkunç yani. Her zamanki gibi soruşturmada ilerleme kaydedene kadar uygulamalarına erişimimiz kısıtlı. Ama hemen göz atmaya başlayabileceğim bir sürü şey var. Bana uyar abi, tamam, daha fazla ben sorgulamayacağım. Harika! Önce Gemma'nın telefonuna göz at. Neden birinin onu öldürmek isteyeceğini bulmaya çalış. Bu korkunç suçu kimin işlemiş olabileceğine. Bulguları bizimle paylaş. Sapık biri mi yaptı acaba? Peki Şatırlan, göz atmaya başlama. Hani ona ulaşamayan biri ya da aileden biri bu işe kızan. Öyle bir şeyler çıkabilir. Bu sırada Gemma Dream'in gerçek kimliğini bulmaya çalışmamız gerekiyor. Hadi bakalım ekip. Herkese bol şans. Abi zaten... yakında birine sorsanız adını soyadını söyler. Bunun hiç tanıdığı yok mu bu kızın? Bulursun yani. Neyse. Şimdi. Sohbet kısmına giriyorum. Adli tıp ve istihbarata yazabiliyorum. Telefonla girmeden önce bu infoları alsam mı acaba? Bence ben alayım. Adli tıptan. Olay yerine ait adli tıp incelemesi isteyeyim. İstihbarattan da bilgi isteyeyim. Bakalım neler biliyorlar, neler var. Aa evet, ekip bütün gece çalıştı. Aa evet demesi. Sanki başka işi varmış gibi, aklına gelmiş gibi. Aa evet ya, gitmişlik söylemeyi unuttum diyor bana. İçimden bir ses buraya sadece atıldığını söylüyor. Cinayet Heat'te işlenmemiş, ceset buraya atılmış sadece. DNA ya da parmak izi bulundu mu? Zaten bulunsa bana söylerdi herhalde ama. Aa evet bulundu ama söylemeyi unuttum deme ihtimalini de yüksek buluyorum. Bu yaza dursun istihbarat. Tabii ki canım. Evet Gemma Dream. Alma Efendisi çek üreticisi 160 bin takipçisi var. Aylık gelirinin 60 bin sterlin olduğu biliniyor. Yanlış işe girmişim ya. Neyse, kadın çıplak iç çamaşırı fotoğraflar ve başka şeyler paylaşıyor. Sansürsüz içerik. Gemma Dream adı sahte mi? Sansürsüz içerik. Bunu az önce konuştuk ya. Gemma yıldız mıymış yani? Sansürsüz içerik. Ben bu üç sorunun da üçünü de sormazdım yani bu arada da, neyse. Henüz yok. Birkaç günde çok fena yağmur yağıyor. Bu yağmurda işimizi yapmamız neredeyse imkansız. Ayak izi kalıpları çıkarıyoruz. Laboratuvara çamur ve örnek gönderiyoruz. Ama şu anda yapıyor olduğumuz hiçbir şey sonuç vermeyecek gibi görünüyor. Maktulün DNA raporu, cinsel şiddete dair delil var mı? Ölüm saatini, hepsini sorabilirim bu arada. Ama önce şunu soracağım. Cesedin çıplak bulunduğunu söyledi. Cinsel şiddet yaşanmış mı diye soruyorum. İstihbarata geri dönüyorum. Ah pardon canım, kamera karşısında abonelerin ekstra para vererek izleyebilecek. Bunu zaten konuştuk. Adli tıp diyor ki güzel soru. Neyse ki cinsel şiddete dair kanıt yok. Ben bir soru daha soracaktım. Ha, ölüm saati hakkında bir fikrimiz var mı? Onu da söyle. İstihbarata geri dönüyorum. Bu yüzden sahte isim kullandığını düşünüyorum. Özellikle de yetişkinlere yönelik içerik yayınlayan birçok Olma Efendisi içerik üreticisi gerçek adını gizler. Aileleri, arkadaşları, işverenleri onları Olma Efendisi bulmasın diye böyle yapar. Çok hiç bulunmaz gerçekten. Bir tane maske koymuş, belki de peruk takıyordur. Öyle de yapabilir gerçi. Ben bir de muhabbet mi edeceğim seninle? İnsanlar niye bana para versin ki? Niye vermesinler? Sanki şey, dünyanın en saçma şeyini yapıyorlar sanki. Neyse. Gerçek adını hadi boş muhabbete girme. Ceset bütün olmadan anlamak zor ama gömülme saatini söyleyebilirim. Toprak örneklerine göre 36 saat içinde gömülmüş. Biraz daha net olur musun derken bence netti gayet de. Ayrıca Gemma'nın aboneleriyle mesajlaşmalarına erişim elde etmek için talepte bulundum. Güzel ama Olma Efendisi'nin CEO'su Dubai'de ve kendisine ulaşamıyoruz. O yüzden izin gelmesi biraz zaman alabilir. Bu süre içinde Gemma'nın Olma Efendisi akışına göz atmanı tavsiye ederim. Oradan bir şey çıkaracak mı bakalım. Büyük bir zevkle. Tamamdır Sof. Adli tıpa dönüyorum. Kusura bakma dedik ve elimizden bu kadarı geliyor. Kötüymüş deyip de şey de yapabilirdim de neyse. Bir de maktulün DNA'sına bakalım. Kimliğini teşhis etmek için eşleşme var mı? Laboratuvara aratayım. Hemen arat şimdi. Eşleşme yok, üzgünüm. Sen bu elimle niye böyle ters ters konuşuyorsun ya? Şimdi ben var ya, ben bundan sonra sana ters gitmezsem neyim? Ben seni aldım şeyime. Ben oğlum seni aldım göz hapsine. Neyse telefona giriyorum. Şimdi ben bana kızın hiçbir OnlyFans kullanıcısı şu arka planı gerçek arka planı yapmaz. Mantıksız ve anlamsız yani. Şimdi neler açık? Olma Efendisi'nin açık. Şimdi ha, bu kısımlarda sansür yiyebilirsiniz. Çünkü fotoğraflara burada açık açık paylaşamıyorum. Gemma Dream, hemen seni istiyorum. Bir fotoğraf var. Bahşiş bırak. Basabiliyor muyum? Yaramaz. Videom nerede? Paramı aldın ama video yok. Video olmadığı söylenmiş. Gel de oyna var. Bir fotoğraf daha. Bella'ya dikkat et. Bella da kim?
Gemma'nın hayranları onu Bella hakkında uyarmış. Bella'nın kim olduğunu biliyor muyuz? Bakacağız. Aa, bu bir video mu? Nasıl? Ya, bu OnlyFans değil. Bu herhangi bir Instagram fotoğrafı bu arada. Şşt, videom nerede? Üstünü parçalamak Hello. Hello you. I'm so happy to see you. I've got some really exclusive good videos just for you if you tune in. And if you're willing to pay a bit more. Then you can see a bit more. Hiç anlaşılmıyor. Gerçek kimliğini iyi gizlemiş. Onlara tapın. Bir ayak fotoğrafı geldi. Aşağıdaki XX oğlum yorumu çok iyi. Dur, umarım Bella orada değildir. Bak, bir Bella uyarısı daha geldi. Just ready for bed. I can think of so many things we could do together if you were here. Do you want me to tell you about them? Ha. Gemma 48 saat önce All My Friends'e paylaşım yapmayı bıraktı. 48 saat diyor. Fotoğraflara bir gidiyorum. Evet, galerimiz zaten tahmin edebileceği üzere maskemiz. Şimdi hepsine tek tek bakamayacağım da şurada bir şey var. Aboneliğe içerik üretmek için telefonu kullanmış. Yok, nesini kullanacaktı kanka? Buzdolabını mı kullanacaktı? Çok zor açıyor. Gemma farklı yerlerde fotoğraf çekmiş. Ya bu ne? Bu bana ne anlatabilir ya? Garip videolar izliyorum bu arada, haberiniz olsun. Gemma'nın maskesiz fotoğrafı yok. Kendi telefonunda da mı yok yani? Chirper diye bir uygulama var, açılmıyor. BBO açılmıyor. AMF Messenger'ı henüz açamıyoruz. Yani mesajlara falan henüz giremedik. Şimdi bu öğrendiklerimizi tabii ki milletle şey yapacak. Paylaşacağız. Bella konusu tabii ki söyleyeceğim. Kısa süre önce biri Gemma'ya Bella konusu uyarmış. All My Friends hesabında gördüm. Ve SS'imizi gönderdik. İyi yakaladın. Ya bunu herhangi biri de girip bakabilirdi. Benim bu dedektiflik skillerimle alakası yok bu olayın. Bella'nın kim olduğunu tespit edebilirsek harika olur. Memur Wheeler çevirmişi. Dedektif. Bu da kim böyle? Ne oldu Wheeler? Heat'teki incelemeden dönüyorum. Atlet tıp maktulün başının hala bulunamadığını söylüyor. Of, çok kötü bu arada ya. Kahretsin. Çok kötü harbiden bu arada. Hempstead Heat'teki 3 farklı yerde çeşitli ceset parçaları bulundu ama maktulün başı ortada yok. Başka yere mi? Nereye götürdüler ya? İlk elimizde bu var diyebiliyorum sadece. Eşsiz bir şey. Yani elimizde parçalanmış bir ceset var ve baş yok. Tek sağlam ipucumuz bu maske. Vücudu anında tanımışsındır kesin Shatterland. Bu kadın hayatını kaybetmeye emri buyuruyor. Eğlenceli geldiyse haber vereyim de müdürü ileteyim. Çok iyi dedim değil mi? Aşırı iyi dedim bu arada. Müthiş bir cevap verdim. Kusura bakma patron. Ha? Bir kendinize gelin be siz. Bir haddinize gelin ya. Bir haddinize... Konuşamıyorum işte siz hiçbir şey... Git de bir işe yara Wheeler. Tamam patron. Hadi defol git. İstihbarata şahsi fotoğrafı yok diyorum. Hakikaten tuhaf bu arada. Kusura bakma dedektif, Wheeler yeni mezun oldu. Bana kalsa ay sonu naklini yaptırırdım da tam abartmasın, tam bir taş yap. Bella kan istiyordu. Rakip All My Friends influencer'ı Bella Rose'un adı Gemma Dream'in ölümüyle anıldı. Bella Rose ve Gemma Dream cinayetten yalnızca birkaç gün önce sosyal medya sitesi Chirper'da, Chirper Twitter'mış bu arada, herkesin önünde şiddetli bir tartışma yaşadı. Kendiniz görün, Gemma Bella'nın sınırını mı zorladı? Bana kibirli diyen Bella Rose'a da bakın. Ha, benim standartlarım var bebiş, sana da biraz lazım demiş Gemma. Bella da demiş ki standartları senden daha düşük olan yok bebiş, kendine iyi bak. İyice. Ay Bella Rose çirkin bir katekisin değil mi, kıyamam sana, aptal ben kaybolsana sen. Öldürme influencer'ın hayranları Bella'nın doğrudan karışmamış olsa bile Gemma'nın ölümüyle bir şekilde ilgisi olduğundan emin. İnternette yorum bırakan kişiler Gemma'nın ateşle oynadığını ve Bella'nın kan istediğini öne sürdü. Hayır abi, Bella'dan hiçbir şey çıkmayacak ya. O kadar eminim ki hiçbir şey çıkmayacağını. Bella'yı teşhis ettim diyorum. Bence o daha önemli bir detay. Şu istihbarata geliyorum. Bana kalırsa bu iş telefonuymuş. İş hayatını ve kişisel hayatını birbirine ayırmak için. Tamam, o mantıklı. İş telefonu ve şey farklı olabilir. Şunu diyeyim, kişisel telefonu elimizde olsa çok iyi olurdu. Hadi Sophie, onu da hallet o zaman sen de. Parçalar yerine oturmaya başlıyor dedektif. Sophie'den kayıtlarını bulmasını iste bakalım. Bunu da söyleyeyim. Gemma birkaç gündür içerik göndermemiş. Şu yorumlara bir bak. İyi iş çıkan dedektif tahmini cinayet saatiyle uyuyor. Hadi ama dedektif, öyle olsa her şey çok kolay olurdu. Anlaşılan Gemma Dream, All My Friends influencer'ı Bella Rose'a çirkin bir kavga etmiş. Bella hakkında ne biliyoruz? Tamam, git bir info al. Vahşice gerekçesi olduğu su götürmez, biraz bekle. Hadi biraz hızlanalım. Bella hakkında bir şeyler öğrenelim. Tamam, Bella Rose. Gerçek adı Letitia Ward. Önde gelen All My Friends içerik üreticilerinden biri ama Gemma'nın kazandığının sadece yarısını kazanıyor. Belki rekabet azaltmak istemiştir. Ayrıntıları Shatterland'e gönderdim. Hızlısın, hemen alalım. Sence sorumlu olabilir mi?
Olay yeri ekibiyle konuşacağım, hemen alalım kesinlikle. Bu arada ben rakipsiniz, siz sen mi öldürdün diye durduk yere birini nasıl suçlayabilirim elinde kanıt da yokken? O da biraz saçma oldu da neyse. Sorguya hadi bir alıp bir öğrenelim bakalım, yapacak bir şey yok yani. Hızlısın dedektif. Hah, saha ekibi. Murphy, geçen yıl beraber çalıştığım genç bir memur, hızla yükselen örnek bir polis. Soruşturmaya yardımcı olması için onu da aramıza aldım. Memur Murphy benimle zanlıyı almaya gelir misin? Tabii dedektif Shutterland. Tamam, geldi. Murphy ile beraber geçti. İkinci sorgu adasını bizi bekliyor. Hadi bakalım, Bella Rose'u bir sorguya alalım biz. Ölüm nedeni hakkında bilgi var mı diye girmeden önce bir tekrar soruyorum Vikram'a. Mükemmel zamanlama. Gelmiş bir şey. Az önce otopsiyi tamamladım. Kollarda arbede yaşandığını gösteren morarmalar var. Boynunda da kesilmeden önce şiddetli travma yaşanmış. Bundan dolayı. Videolarında şey diyordu ya. Bol beni, bağırsam bile durma falan, hani onu bana o anımsattı şu anda. En azından ölüm nedeninin gırtlaklanma oldu. Abi benim, bak benim yorumum bence. Ne harikasın diyeceğim ya, nefret ediyorum senden. Seninle ben soğuk konuşmaya yemin ettim Vic. Tamam, şu an ben sorgu odasına gidiyorum. Yakışıklı güvenlik, tamam. Hoş bulduk. Bu görüşme London Yard'da kaydedilmektedir. Ben baş dedektif Michael Shutterland. Dedektif yakışıklı güvenlik ise Yard Link ile aramızda olacak. Adını söyledin lütfen söyler misin? Bella Rose. Gerçek adını lütfen. Bella gözlerini kısıyor. Biraz sırıtıyor. Letitia Ward. Ama bana Bella deyin. Doğum tarihin. 05.09.1992. Evet, hangisini soralım? Cinayet gecesini arayın. Gemalarınızı, ilişki rakibini öldürdüğüne göre işler nasıl gidiyor? Oha abi, bende yok artık yani, bu kadar şey mi yapacağım? Bella, bize Gemma Dream'le ilişkinizden bahseder misin lütfen? Önce bir bununla başlayalım. Direkt çünkü neredeydin demek biraz ayıp geldi bana. Bella sandalyesine yerleştiriyor. Doğrusu çok da tanışık olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Aptal kaşı ortadan kaybolsana sen ya. Ölmeden sadece birkaç gün önce Gemma'ya bunları yazmışsın. Ne diyorsun sen be? Haklı bu arada yani, hiçbir gerekçesi olamaz bu. Çukurda öyle bulunmasından önce Gemma Dream'e söylediğin son sözler. Ne anlatıyorsun sen? Bella rahatlıyor. Aa. Şaşkınlık içinde gülüyor. Son sözlerin bunlar değildi salak. Shutterland sana, ardından Bella'ya bakıyor. Chipper'daki kavgayı mı diyorsunuz? Evet. Bella tekrar gülüyor. Sahteydi o aşkım. Sahte derken öldür tabii kanıtla. Sahte derken. Alın göstereyim. Çantasından telefonunu buluyor. Bella mesajları arıyor. Shutterland seslice okuyor. Aşkım ağlıyorum, resmen son attığın en iyisiydi. Of, takipçilerim resmen kuduruyor eminim. Kendilerini çok kaptırıyorlar. Gülen surat. Cidden. Haftaya şu canlı yayını yapınca akılları gidecek. Çok heyecanlıyım. Öpücük emojisi. Benden de sana aşkım. Shutterland gözünü telefonundan kaldırıyor. Gördünüz mü? Tamamen sahte. Niye böyle? Neden başka bir influencerla sahte bir kavga kuruluyor? Neden acaba? Hani dedektif sen de var ya, iyi dedektifsin ha. Acaba niye böyle bir şey yapıyorlar? Bella gülüyor, hayat içine sana bakıyor. Sosyal medyanın nasıl bir yer olduğunu hiç bilmiyorsun değil mi? Ben o kadar iyi biliyorum ki işte. Ama yakışıklı güvenlik bilmiyor. Birbirimize çamur atmaya başlayınca takipçilerim bana ettiği hakaretleri kaçırmamak için onu takip etmeye başlar. Onun takipçileri verdiğim karşılıkları görmek için beni takip etmeye. Abone sayımızı arttırmak için yaptığımız bir reklam numarası. Shutterland Bella'ya şüpheyle bakıyor. Ve işe yarıyor öyle mi? Bella kurnaz bir edayla gülümsüyor. Katy Perry ile Taylor Swift'in işine yaradı değil mi? Vay. Shutterland kaşlarını çatıyor. Onlar şarkıcı aşkım. Yok, onu biliyorum da. İkinizin de kavgadan önce zaten binlerce abonesi varmış. Bundan fazlası olmalı. Bella üzgün bir şekilde kafasını sallıyor. Birkaç yıl önce bunlara ihtiyaç duymazdık. Ama All My Fans gittikçe popülerleşmeye başladığından beri Mia, Life's Great gibi SnapLife influencerları buraya akın etti. Yayınlarında binlerce hayranların, yanlarında binlerce hayranlarını getiriyorlar. Ve direkt üst sıralara yerleşiyorlar. Tek gelir kaynağı olarak bu platforma bel bağlayan modelleri ve silerini geride bırakıyorlar. Bella sinirle kafa sallıyor. Bu yanlış. Gemma da böyle düşünüyordu. Biz de bir kavga uydurduk. Planımız sıralamamızı yükseltmekti. Kahrolası Mia, Life's Great'i en üstten indirmekti. Sonra da herkesin önünde barışacaktık. Bella kafasını sallıyor, aşağı bakıyor ama fırsatımız olmadı. Canlı yayında mı, kavga gerçeğe mi dönüştü? Tabii ki dönüşmedi yani. Ne oldu peki? Bella kavga gerçeğe mi dönüştü? Öldürmek zorunda mı kaldın? Abi niye böyle bir şey? Ben böyle bir şey sormam normalde. Hayır. Bella dolu gözlerle sana bakıyor. Yemin ederim ki kavga sahteydi. Yüz yüze en son ne zaman görüştünüz diyor Shutterland. Bella tedirgin görünüyor. Görüşmedik. Shutterland meraklı görünüyor. Nasıl yani? Yani gerçek hayatta buluşmadık. Sadece internette konuştuk. Shutterland sana, ardından Bella'ya bakıyor. Bütün bu planlarına rağmen hiç buluşmadığınıza inanmamızı mı bekliyorsun? Bella savunmaya geçmiş gibi görünüyor. Abi normal böyle şeyler ya. Bak, All My Fans içerik üreticileri genelde hayatlarını gizli tutar. Özellikle de Gemma. Gerçek adını kimseye söylemez. Maskesiz fotoğrafını hiç görmedim. Gemma'ya zar vermek isteyecek biri. Gemma neden bu kadar tedbirliydi? Gemma'nın sakladığı bir şey varmış galiba. Hepsini sorabilirim bu arada.
Neden bu kadar tedbirliydi diye sordum. Bella gülümsüyor ve kafa sallıyor. Bir keresinde bir adam bana bir kürek fotoğrafı göndermişti. Beni o kürekle parçalara ayıracağını söylemişti. Benim gibi işçilerin yaptıkları iş için öldürülmeyi hak ettiklerini söyledi. İhbar ettin mi? Bella samimi bir kahkaha atıyor. Dalga mı geçiyorsun? Bana tehdit mesajı gönderen her adamı ya da kadını ihbar etseydin başka iş yapmaya vaktiniz kalmazdı. Sürekli oluyor. Etrafta ırkçı şerefsizler de var. Ne sıklıkla oluyor? Bella nefes vererek düşünüyor. Günde 20 kere falan. Yuh. Shutterland'in gözleri açılıyor. Günde 20 kere mi? Bella gülüyor. Evet, sıradan bir günde. Şaşkınlık içine gülüyor. Tanrım, gerçekten hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Bella'yı çekiyor. Belki gerçek bir iş bulsan. Yuh artık, bir de yargılıyım. Çok kötüymüş, neden bırakmıyorsun? Gemma hiç ailesinden bahsettim. Hiç ona girmiyorum. Gemma sana hiç ailesinden bahsettim. Yakın akrabalarını bulmakta zorlanıyoruz. Bella üzgün bir şekilde kafasını sallıyor. Ben şanslıyım, ailem yaptığım işi tamamen destekliyor. Okey. Hatta bazen fotoğraflarımı eşim çekiyor. Ne? Eşim mi? Ama Gemma'ya soracak olursanız... Ailesiyle durumları pek iyi görünmüyor. Bir keresinde sordum ama hemen sessizleşti. Onlarla yıllardır görüşmediğini söyledi. Meslek seçimi iyi sonuçlanmamış gibiydi. Güvenlik önlemleri almamız lazımdan kastımız nedir? Bella internetteki tartışma yüzünden Gemma ile yakın ilişkili olduğun için güvenlik önlemleri almamız gerekecek. Bu ne demek yani bu arada? Gerek yok ya. Ben güvenlik önlemi falan almıyorum. Bence bundan bir sıkıntı çıkmayacak. Gönderiyorum ben bunu. İnşallah yanlış bir şey yapmamışımdır. Ama Gemma ile olan bağlantını herkesin bildiğini düşünürsek senin için güvenlik önlemleri almamız iyi olur. Ha, benden önce hatırlan söyledi. Bella'nın gözleri korkuyla açılıyor. Güvenlik mi? Maalesef davanın boyutu ve ciddiyeti nedeniyle artık evinde güvende olacağını garanti edemiyoruz. Ne alaka ya? Ha, çünkü onun suçluğu falan dediler diye mi ne? Ama bebeğim şu anda evde, eşim. Bebeğim derken ama tanrım, tehlikedeler mi? Hemen gitmem lazım. Shutterland eliyle dur işareti yapıyor. Bella, Bella, sorun yok. Bu bir prosedür, tamam mı? Ailenden birinin yanında kalmanı tavsiye ediyoruz. Normalde bulunduğun yerden uzakta birileriyle gidebileceğin bir yer var mı? Bella korkmuş bir şekilde onaylıyor. Tamam, harika, yerleştiğin konuta panik alarmları yerleştireceğiz. Bir şey olursa bize anında haber verebilirsin. Vay, panik alarmları falan. Biz Türkiye'de böyle şeyler yoktur. Ayrıca adres ve telefon numarası için acil çağrı uyarısı açacağız, tamam mı? Bella titreyerek onaylıyor, tamam. Bella dolu gözlerle kafasını sallıyor. Umarım bunu onay yapanı bulursunuz. Pekala yakışıklı, bana 10 dakika ver. Ekiple görüşsek iyi olur. Sonra da bunu konuşuruz. Sıra Bella'da mı? Polis Gemma Dream cinayetini takip eden olma efendisi influencer Bella Rose'u koruma altına aldı. Yeni bir karın deşen Jack mi dolaşıyor Londra'daki? Buradaki her şeye baktık, sohbete tekrar geliyorum. İstihbarat Gemma'nın gerçek kimliğini buldun mu? Benim darlamasyon bu arada. Bulsa söyler herhalde. Gerçi bunlar söylemez. Dürüst olmak gerekirse o konuda duvara tosladım. Hiçbir şey bulamadın mı? Güzel bir haber ver. Hadi güzel bir haber ver bana ya. Bir işe yara ya. Ben bir saattir tek başıma bir şeyler yapıyorum yani. Şöyle ki, iyi bir haber olduğundan emin değilim. Ama bir şeyler buldum. Ben sormasam bana söylemeyecek. Bunlar deli ya. Theodore Fox, All My Pals'in CEO'su. Geçen yıl cinsel tacize suçlanmış. Ne alaka şu an? Hem de bir All My Pals influencer tarafından. Ha, o birine. Ha, davada mahkemeyle başvurmadan uzlaşılmış ama elemana kesinlikle dikkat etmek lazım. Al işte. Buyur bir de buradan yak. Çok iyi. Suçu kanıtlarına dek masum. Yok abi, onu demem yani. Bul onu Sof. Onunla konuşmamız lazım. Benim alakasızlık. Saha ekibi. Bella'nın ifadesi nasıldı diye bir konuşalım bakalım. Senin daha ne düşündüğünü daha çok merak edilmek için. Güvenliğinden endişeliyim. Uğradığı tacizlere ağzım açık kaldı. Çok ukala görünüyordu. Ağzım açık kaldı. Günde en az 20 tane şiddetli şekli mesajı almak korkunç dedim. Ukala da değildi yani. Gayet normal konuştu bence. Değil mi ya? Çok kötü. Şu güvenlik önlemlerinin hızlı uygulanmasını sağlayacağım. Sen Gemma'nın telefonu incelemeye devam et. Bir şey çıkacak mı bakalım? Bir yerde bir şeyleri atlıyoruz herhalde. Memur Murphy çevrimiçi. Böldüğüm için kusura bakmayın ama The Daily Show. BDSM kazası. Gemma'nın görüntülerini sızdırmışlar. Cesedi bulduğumuz yerden. Ormanda bunlar bir şeyler yapıyorlar. Choke me, don't stop. Even if I scream, just don't stop. Bak, boğazımı sık falan filan diyor videoda karı abi. Ormanda ve de. Victim arıyor. Detective, you seen the video? Gördüm. Tanrı, kötü sonuçlanmış gibi sen ne düşünüyorsun? Tamamen atlamışsın Victim. Suçluyorum onu. I don't know what to say. Bak, ne diyeceğim? We went everywhere. There was no signs the murder happened on the heath. I've got the team with me, we're going, okay? Bir yere gidiyorlar, direkt gidiyorlar. Oh, please. CEO bu galiba. Yeni app'ler çıkacak. Apparently it's a case of BDSM gone wrong. I don't care what she was doing. She had a right to live in safety. Well, of course it's more complicated now, isn't it? We don't know if it's a person who had intent to kill her. This is not. Why don't you come and meet me face to face? Bir
Wow, güzel bu arada, güzel. Tamam. Güzel gidiyor. Ama zaten 5. bölümün sonuna kadar her şüphelendiğimiz kişi yanlış çıkıyor ve bölümün sonunda doğru kişiye ulaşıyoruz. O yüzden şu anda Sio'dan da Bella'dan da şüphelenmiyorum. Bella'dan da hiç şüphelenmedim ama bence Sio'dan da bir şey çıkmayacak. Ormana biriyle gidiyor. Ormanda video çekmeye muhtemelen. Orada boğazlanmak istediğini söylüyor. Biraz daha tabii fetişsel bir yerden ama. Ve gerçekten de boğazlanıp öldürülüyor. Yani o videoyu çeken kişiyi bulmamız gerekiyor. Çünkü videoyu biri çekmiş. Kendi çekmiyor yani. Biri onu çekiyor böyle. Bakacağız kim çıkacak. Umarım keyif almışsınızdır aşkım. Ben keyif aldım ve merakla ve heyecanla bekliyor olacağım. Videomuzun 2. bölümü pazar günü gelecek arkadaşlar. Daha sonraki çarşamba günü normal video içeriklerimizle devam edeceğiz. Ondan sonra gidiyoruz zaten. Oyunlarımıza genelde böyle yapıyorum. Videodan keyif aldıysanız kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayınız. Öpüyorum sizi kocaman. Bir sonraki videoda pazar günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.